Değerli arkadaşlarımız, sizinle endokrin sistemin ikinci dersine, yani hormonal sistemin ikinci derse başlayacağız. Şimdi birinci derse hatırlayın, en son kimden bahsetmiştik? Hipofiz bezinden falan bahsetmiştik. Hipofiz bezinin iki tane lobu vardı. Bir ön lob, bir de arka lob hormonları vardı. Ön lob hormonları ilki kimdi? İlki STH'tı. Yani büyüme hormonu. Büyüme ve gelişmeyi sağlıyordu. Onun üzerine durmuştuk. İkinci hormonumuz ACTH'tı. ACTH ile birlikte o zaman ikinci dersimize ne yapalım? Başlayalım. ACTH dediğimiz zaman ACTH ne yapıyor? Böbrek üstü bezinin sadece kabuk kısmını. Aslında önce şunu söyleyeyim. Böbrek üstü bezi iki kısımdan oluşur. Bir kabuk kısmı, bir de ortasında kim var? Öz kısım. Dan oluşur. Yani iki kısımdan, bir kabuk kısmı, bir de öz kısımdan oluşur. ACTH ne yapıyor? ACTH hormonu sadece böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyarıyor. Kabuk kısmını uyardığı zaman da kabuk kısmından hangi hormonlar? Kortizol ve aldosteron hormonların salgılanmasını sağlıyor. Şimdi böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyararak, burada kabuk dediğimiz zaman aslında kabuğun ilk iki harfine bakın. K ve A. K dediğimiz zaman kortizol, A dediğimiz zaman aldosteron. Burada aklınızda tutun. Böbrek üstü bezinin kabuk kısmını uyararak K dediğimiz zaman kimdi? Kortizol, A dediğimiz zaman aldosteron hormonlarının salgılanmasını sağlar. Bunu bir kenara yazın. Sonra üçüncü hormonumuz var. Üçüncü hormonumuz dediğimiz kim? TSH var. TSH dediğimiz zaman bu da nedir? Tiroid uyarıcı hormon. Tiroid bezini uyaran hormon. Şimdi TSH tiroid bezini uyarır. Tiroid bezle ne yapar? Tiroksin hormonun salgılanmasını sağlar. Dördüncü hormonumuz kim var? MSH var. MSH deriye renk veren melanin pigmentinin, derimize renk veren melanin pigmentinin üretilmesini sağlar. Sonrasındaki üreme hormonlarımız var. 5 dediğimiz gonadotropinler. Bu üreme hormonları, 3 çeşit üreme hormonu vardı. Hatırlayın. Birincisi FSH, ikincisi LH, üçüncüsü kimdi? LTH'tı. FSH, LH, LTH bunların özelliklerini bu şekilde. Önce özelliklerini, ondan sonra hemen altta şekil var. Şekil üzerinde biraz daha pekiştirmiş oluruz. FSH dediğimiz zaman folikülleri uyararak yumurtanın oluşmasını ve olgunlaşmasını sağlar. Genelde dişilerde oluyor bu. Ergenlik yaşına girdiklerinde menstrual döngü dediğimiz olay gerçekleşiyor. Menstrual döngüde ilk yumurtanın olgunlaşması gerekiyor, oluşması gerekiyor. Ergenlikle birlikte hemen önce FSH devreye girer. FSH'tan sonra LH, sonra kim devreye girer? LTH devreye girer. FSH önce ne yapıyor? Yumurtanın oluşması ve olgunlaşmasını sağlıyor. Folikülleri uyarıyor. Sonra folikülden östrojen salgısı ne yapıyor? Başlatıyor. Östrojen sadece dişilerde ikincil karakterini, yani ya da şöyle diyelim, folikülden östrojen başlatır dedik ya, FSH. Östrojenin görevi nedir? Östrojen dişilerde ikincil karakterlerin oluşmasını sağlar. Yani dişiye ait özelliklerin oluşmasını sağlar. Aşağı indiğim zaman, mesela şekle geldiğim zaman şekilden daha net göreceksiniz. Bir folikül var. Olgun olmayan folikül var. İçinde olgun olmayan yumurta var. Burada folikül ne yapmış oluyor? Daha doğrusu FSH ne yapmış oluyor? FSH buradaki folikülü uyarıyor. Hem folikülün büyümesi, gelişmesi, yani olgunlaşmasını sağlıyor. Hem de içindeki yumurtanın gelişmesini, yani oluşması ve gelişmesini sağlıyor diyelim. Birinci görev, FSH'ın birinci görevi bu. FSH ne yaptı? Folikülü uyardı. Folikülün gelişmesini sağladı. İçindeki yumurtanın da olgunlaşmasını sağladı. İkinci görevi şunu yapıyor. Artık olgunlaştırdığı bu folikülden, yani bu şu anda daire top şeklinde olan folikülden östrojen salgısını ne yapıyor? Başlatıyor. FSH'ın burada iki görevi var. Birincisi folikülü uyardı. Olgunlaşmasını sağladı. Yumurtanın olgunlaşmasını sağladı. İki de bu oluşturduğu folikülden östrojen salgısını ne yaptı? Başlattı. Östrojen için ne demiştik? Dişilerde ikincil karakterlerin oluşmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Şimdi buraya kadar FSH, bu dişilerdeki görevleri. Bir de erkeklerde ne yapar peki? FSH erkeklerde de sperm oluşmasını sağlar. Onu da unutmayın. Sonra devreye ikinci hormonumuz girecek. İkinci hormonumuz LH devreye girecek. LH dediğimiz zaman LH ne yapıyor? Foliküllerin parçalanmasını, yani bu FSH'ın olgunlaştırdığı folikülü ne yapıyor? Hemen parçalıyor.
içerisindeki yumurtanın serbest kalmasını sağlıyor. Bu olayı kim diyeceğiz biz? Bu olayı ovulasyon. Yani yumurtanın serbest kalmasına ovulasyon diyeceğiz. Peki sonra ne yapıyor? Aslında şekle baktığımız zaman da hemen anlıyorsunuz. LH ne yaptı? Folikülü hemen parçaladı. Yumurtanın serbest kalmasını sağladı. Yani ovulasyonu sağladı. Sonra ne yapıyor? İkinci görevi. Sonra diyor ki bu folikül parçalarını tekrar, yani bu parçaladığı folikül parçalarını tekrar bir araya getirip bu sefer kimi oluşturuyor? Korpus tohumun oluşmasını sağlıyor. Şimdi ilk LH ne yaptı? Folikülü parçaladı. Folikül parçalarını görüyorsunuz. Yumurtanın serbest kalmasını sağladı. Yani ovulasyonu sağladı. Demek ki yumurtanın serbest, yani ovulasyonu kim sağlıyor? LH sağlıyor. Bunu unutmayın. Sonra ok yönüne devam edin. LH daha da etkisi devam ediyor. Sonra diyor ki LH ne yapıyor? Bu folikül parçalarını tekrar bir araya getirip hepsini ne yaptı? Bir araya getirip korpus tohumu oluşturdu. Korpus luteum'dan diyor. Üçüncü görevi korpus tohumdan progesteron salgısını ne yapıyor? Başlatıyor. Şimdi aslında korpus tohuma baktığımız zaman en son şekil. Korpus tohuma baktığımız zaman korpus tohumdan iki salgı var. Birisi östrojen, ikincisi kimmiş? Progesteron. Şimdi östrojeni biliyoruz biz. Östrojen kimin etkisiyle başladı? FSH'ın etkisiyle, değil mi? Evet, FSH'ın etkisiyle başladı. Ama progesteron kimin etkisiyle başladı? LH'ın etkisiyle başladı. O zaman burada tekrar ediyorum. Hatta üstteki maddeleri zaten siz okursunuz. Burada direkt şekil üzerinde daha net görürsünüz. LH'ın birinci görevi ne dedik? Hemen folikülü parçaladı, yumurtanın serbest kalmasını sağladı, yani ovulasyonu sağladı. Bu LH'ın etkisi, hemen bir sonraki OK'a tekrar LH yazmışım ben. LH'ın etkisi burada devam ediyor. LH'ın ikinci görevi hemen bu folikül parçalarını bir araya getirip kimi oluşturdu? Korpus tohumu oluşturdu. Ondan sonra bu korpus tohumdan progesteron, üçüncü görevi korpus tohumdan progesteron salgısını başlattı. 3 tane görevi bu şekilde. Hemen en son LH'ın en son maddesine bakalım. Dişilerdeki görevleri bu. Erkeklerde ne yapıyor? Erkeklerde testosteron salgısı ne yapıyor? Başlatıyor. Testosteron ne yapıyor? Testosteron da erkeklerde ikincil karakterlerin, yani erkeğe ait özelliklerin, sesin kalınlaşması gibi, işte sakalların çıkması gibi erkeğe ait ikincil özelliklerin oluşmasını ne yapıyor? Testosteron sağlıyor. Testosteron salgısını erkeklerde kim başlatıyor? LH başlatıyor. Bunu unutmayın. Şimdi üçüncü hormonumuz var. Üçüncü hormonumuz kim? LTH, yani prolaktin. Prolaktin erkeklerde yok. Bunu iyi bilmemiz lazım. O zaman erkek ve dişilerde ortak olan FSH ve LH. LTH sadece kimlerde bulunuyor? LTH sadece dişilerde bulunuyor. LTH erkeklerde yok. Sonra LTH ne yapıyor? Korpus tohum oluştu ya, bu korpus tohumun devam etmesini sağlayan kimmiş? LTH ne diyor? Korpus tohumun devamlılığını sağlar, yani bozulmasını engeller. Sonra LTH'ın başka görevleri de var. Süt bezlerinin gelişmesini ve sütün üretimini sağlar. LTH dişilerde süt bezlerinin gelişmesini, yani doğumdan önce süt bezlerinin gelişmesi artı sütün de nedir? Oluşmasını sağlar. Bunu da unutmayın. Bir de LTH ne yapar? LTH annelik duygusunun oluşmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Şekle baktığımız zaman da şekle odaklanırım. Şekle baktığımız zaman şekilde LH şey LTH prolaktin en son devreye giriyor. LTH ne yapıyor? Korpus tohumun devam etmesini sağlıyor. Korpus luteum niçin devam etmesini sağlıyor? Aslında bir de şunun için. Mesela progesteronun görevinden orada bahsetmemiştik. LH ne yapıyor? Progesteron salgısını başlatıyor. Progesteron ne yapıyor? Progesteron mesela diyelim ki anne hamile kaldığında çocuğun düşmesini engelleyen, yani düşüğü engelleyen ya da yavrunun anne rahmine tutunmasını sağlayan kimdir? Progesterondur. O zaman diyelim ki hamilelik oldu. O zaman progesteron devam etmesi gerekiyor ki düşük olayı yaşanmasın. Yani hamilelik devam etsin. Progesteronun devam etmesi kime bağlıdır? Korpus tohuma bağlıdır. Çünkü korpus tohum tarafından salgılanıyor. Korpus tohumun devamlılığı kime bağlıdır? LTH'a bağlıdır. Yani o zaman LTH salgılandığında progesteron salgısı, yani ya da korpus tohumu devam ediyor. Korpus tohum devam ettiği için progesteron salgısı devam ediyor. Progesteron salgısı devam ettiği için yavru anne rahmine ne olur? Tutunur. O şekilde devam eder. Yani hamilelik o şekilde sürer.
Şimdi burada yine LTH'a tekrardan geri dönüyorum ben. LTH'ın bir iki tane daha özelliği vardı. Aslında değindik ama burada mesela süt bezlerinin gelişmesi süt üretimini sağlar. Bunu unutmayın. Bir de annelik duygusu ne yapar? Oluşmasını sağlar. Aslında burada bu LTH'ı yanılmıyorsam herhalde horozda falan denemişler. Yani LTH'ı horoza vermişler. Horoz ne yapıyor? Gidiyor tavuklardan civcivlere alıyor. Kendi dolaştırıyor. Anne tavuğu yanına bile yaklaştırmıyor. Yani bu kadar etkili. Şimdi hani annelik duygusunun oluşmasını sağlıyor ya. Burada horoz ne yapıyor? Kendini anne sanıyor. Bundan dolayı civcivleri alıyor. Tavuğu yanına bile yaklaştırmıyor. Şimdi devam edelim. Burada en son bir notumuz var. Bu notumuzda ne diyor? Eşek bezlerinden salgılanan hormonlar diyor. Yani yumurtalık ve testislerden salgılanan hormonlar steroid yapılıdır. Hatırlarsanız biz hipofiz bezinin bütün hormonları neydi? Protein yapılıydı. Hatta hatırlarsanız bazı hormonlar neydi? Steroid yani yağ yapılı demiştik ya. O zaman yağ yapıdaki hormonlar kimlermiş? Burada eşek bezlerinden, yumurtalıktan ya da dişilerde yumurtalıktan kimler salgılanır? Östrojen ve progesteron salgılanır. O zaman östrojen ve progesteron kim yapılı? Steroid yapılı. Aynı zamanda testislerde, erkeklerde kim salgılanır? Testosteron salgılanır. Yani testosteron da erkeklerde diyor ikinci karakterleri oluşturur. Bunu daha önce bahsetmiştik biz. O zaman testislerden salgılanan testosteron, yumurtalıktan salgılanan östrojene progesteron. Bu üç hormon kim yapılı? Steroid yapılıdır. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi orada görüyor musunuz? Hemen altında kurşun kalemle yazmışım. Östrojen ve progesteronun aslında bir üreme sistemine geçiyor ama yine de değineyim ben. Belki sorularda karşınıza çıkar. Östrojen ve progesteronun iki tane bir özelliği daha var. Yani bir görevleri daha var. Östrojen artı progesteron aynı zamanda diyor embriyonun yaşadığı ortam neresiydi? Rahim ya da ne diyorduk? Uterus ya da döl yatağı. O rahimin duvarına ya da döl yatağının uterusun duvarına kim diyorduk biz? Endometrium diyorduk. O endometrium kalınlaşmasını kim sağlıyor? Östrojen artı progesteron sağlıyor. Yani o rahim duvarının kalınlaşmasını, süngerimsi bir hal almasını sağlıyor ki oraya yapışan yavru biraz da böyle yumuşak yerde ne yapsın? Gelişimini o şekilde sürdürsün ve tamamlasın. Demek o endometrium duvarının kalınlaşmasına östrojen artı progesteron rolü var. Bunu da unutmuyorsunuz. Şimdi başka değineceğimiz burada bir şey var mıydı? Herhalde bu kadar. Atlattığım bir şey yok diye hatırlıyorum. Yani öyle sanıyorum en azından. Tamam arkadaşlar. Bu dersimizin de yani hormonal sistemin de ikinci dersin sonuna geldik. Sizlere tekrardan başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste inşallah tekrardan görüşelim.